Anne, o Batu'nun videosu var ya, onu Aslım çekmiş. Aa, Berçin değil miymiş? Değil, ya sen şimdi bırak kahveyi falan. Bizim bir an önce gidip Aslım'ın annesiyle konuşmamız lazım. Oğlum ne oluyor, hiçbir şey anlamadım. Oturup anlatsana. Ya benim yüzümden şimdi kızın başına bir ton iş geldi ya. Annesi de kızdı haklı olarak. Şimdi de kızı götürüyor. Anne hadi ya, gidip konuşalım. Bak okulundan olacak benim yüzümden. Sen ne zamandan beri biri için bu kadar endişelendin? Of anne, of soru mu şimdi bu? Hadi, hadi. Tamam canım, gidelim. Bir şey demedim. Şu Semih Hanımların işlerini halledelim. Gelelim, ondan sonra birer kahve içeriz. Tamam abla, ne zaman dönersiniz? Vallahi nereden baksan bir iki saat sürer, değil mi Yaşar? Hadi, hadi, hadi. Buyurun Jülde Hanım, buyurun. Bir merhaba. Emriniz mi vardı? Ben Aslım'a teşekkür etmek için gelmiştim. Ama siz çıkıyordunuz galiba. Bir de annesiyle konuşmak istediğim şeyler var. Tabii tabii. Buyurun, şöyle buyurun, buyurun. Ay kusura bakmayın ama bizim çıkmamız lazım. Semih Hanımlar'da bir iki ufak iş varmış, yapılacak. Rica ederim, tabii siz işinizden geri kalmayın. Buyurun. Ayakta kalmayın, buyurun. Kızım. Hadi çocuklar, o zaman siz de bizi bir baş başa bırakın. Tamam, biz iki anne biraz konuşalım. Annenle konuşacak. Annen seni göndermesini ikna etmeye çalışacak. O iş biraz zor. Ben çok yalvardım. Ama mümkün değil, kararından dönmez artık. Çok teşekkür ederim. Harika bir evlat yetiştirmişsiniz. Bravo size. Son zamanlarda bizim için yaptıkları... Ben sizin hakkınızı nasıl öderim bilemiyorum. Estağfurullah. Siz benimle ne konuşacaktınız? Ozan, Aslım'ı okuldan almayı düşündüğünüzü söyledi. Haddim olmayarak nedenini sorabilir miyim? Bizim de kendimize göre sorunlarımız var diyelim Jülide Hanım. O sorunlara biraz da bizim sebep olduk. Valla ne yalan söyleyeyim. Aslında biraz da öyle. Bakın, ben kızımı buraya okusun diye getirdim. Ama okulun ilk gününden beri hastanedir, karakoldur, kızımın başı beladan kurtulmuyor. Buralar bize göre değilmiş, ben anladım. Hediye Hanım, yaşadıklarınızda payımız olduğu için o kadar üzgünüm ki. Zaten bunun için ziyaret etmek istedim ben sizi. Eğer kalmaya karar verirseniz, eğer Aslı'nın okula devam etmesine izin verirseniz, ona evladım gibi sahip çıkarım. Korur kollarım. Çünkü Ozan'ın hayatını kurtardı o. Hem de iki defa, ben bunu size borçluyum. Yok hayır, bize borcunuz yok, böyle düşünmeyin. İçiniz rahat olsun. Bakın, buraya kadar zahmet etmişsiniz, gelmişsiniz. Ama benim kararım kesin. Biz İzmir'e dönüyoruz. Kızım benim gözümün önünde olacak. Ben seni çok üzdüm ya. Hem de kaç kere. Sen gelmeden önce de güllük gülistanlık değildi hayatım. Merak etme. Hem... Sen bana acıyor musun ya? Acıma, acınacak hale gelirsin derler. Ben daha ne kadar acınacak hale gelebilirim? Hiç bilmiyorum. Ağlanacak halimize gülüyoruz, farkında mısın?
Ben ne bileyim kardeşim nerede ya? Ben bıraktım çıktım malları. He. Ondan sonra beni aramış diyor ki sen çaldın diyor malları diyor. Ondan sonra ödemezsen seni polise şikayet edeceğim diyor bak. Bir de tehdit ediyor. Tabii canım bahane. İşten çıkartmak için bahane arıyor. He. Ya zaten 3 kolim al kardeşim eksik olsa ne olur ya? Hediye. Kardeş ben şimdi eve geldim de seni sonra arayayım olur mu? Tamam. Tamam. Bana bak. Sen gene nakliye işi olursa bana haber et. Tamam. Hadi gözüm. Hadi. Hediye. Nerede lan bunlar? Siz kararınızı vermişsiniz. Daha fazla karışmak bana düşmez. Ben kalkayım artık. Ben de geçireyim sizi. Her şey için gerçekten çok teşekkür ederim. Umarım bundan böyle her şey gönlünüzce olur. Aslımı kısa zamanda tanımış ve sevmiş biri olarak ben endişe ettim sadece. Ama tabii siz annesisiniz. Onun için neyin doğru olduğunu en iyi siz bilirsiniz. İnsan bazen evladının iyiliğini düşündüğünü zannederek ona daha çok zarar verebiliyor. Hatta kendini kandırıyor. Kendi korkuları yüzünden aldığı kararları çocuğunun iyiliği için verdiğini zannediyor. Ben bunu yaşamış biri olarak söylüyorum. Belki o an gerçeği bunu yapmam gerekiyor. Thank you.